Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda sizlere niye geçileri ayrı ayrı yerlere katıyoruz? Oğlakları niye ayırıyoruz? Büyükleri, küçükleri niye ayırıyoruz? Onun videosunu çekeceğim. Hemen kameramı çevireyim. Davar geldi. Videoma başlayayım. Arkadaşlar, davar indi. Yine bu taraftan geldi, çataktan. Köpekler de davarla geldi. Gel, gel oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel, yoruldunuz mu? Yine bir domuz çıkartmışlar. Onun peşinde dolanırken yorulmuşlar. Tavşan ararlar, domuz ararlar. Yorulurlar benim oğullarım. Aferin oğlum. Beklediniz mi davarı? Aferin size. Küçük oğlan bu da. Arkadaşlar, videomda dediğim gibi, ne var oğlum? Zibidi. Tam zibidi ya. Bunlar oyuncu ya. Arkadaşlar, geçilerini ayrı ayrı atıyoruz. Onlardan bahsedeceğim sizlere şimdi. Hem davarı atacağız. Hava da bugün buz buz, bayağı bir soğuk. Yok, şu kadar gidince de hemen nefes nefese kalıyorum. O kadar da daha geziyoruz ama buralarda buz olmuş. Vay südüklü vay. Hey. Sabah kar yağdı biraz. Aferin aslanlarım, davar bırakmayayım ha. Sakın davarı bırakma, tamam mı? Gelin ben. En arkada Cesur geliyor. Şurada sokak köpeği. O da bunlarla takılıyor. Ben de karnını doyuruyorum onun da arkadaşlar. Küçük yavrular bugün dönmüş. Ben gitmeyince onlar pek gitmiyor. Ama ben gidince hiç bırakmıyorlar davarı. Çok hevesliler, benim gidince benim sesime aşina oldular. Yemeklerini de ben verince bırakmıyorlar. İşte bizim çobancılık sisteminde arkadaşlar, çoban yok. Eskiden de mal çokken bir çoban olurdu. O güdördü devamlı. Ama şimdi keşik sistem var. Zaten 3 evde var. Onlar da sırayla güdüp geliyor. Geçilerimiz de indirmeye başlamış. Maşallah şu sakar geçi falan memesi gözükmeye başlamış. Demek ki yavrulama vakti yaklaşıyor. İşte bir ay falan var. Geçiler 5 ayda yavrular bildiğiniz üzere. İlk çiftleşme zamanı bizde. Çiftleşme zamanına göre hesapladık. Şu geçide de çara var. Demek ki oğlağı hareket ediyor işte karnında. Hareket etti mi çara çıkar arkadaşlar. Dönüyor falan. İçinde şunda gördüğünüz gibi beyaz. Bu genelde ineklerde de oluyor. Ne var kız? Kafamı tutan. Karnında dönüyor yavru. Şşşt. Dövüşme. Ölmüşler herhalde, bilmiyorum. Şimdi ayıracağız. Maşallah deyin arkadaşlar, sayılar da artsın. Allah Allah'ım her şeyi yapana veriyor. Göz de olsa, istemeyen de olsa, sen yeter ki yapış. Allah çiftler çiftler veriyorum Allah. Sadece değer ver bunlara. Bakmak için uğraş, çabala. Elinden geleni yap. Gerisini Allah'a bırak. Ne oldu lan? Şunun boynuzlarına. Kar başladı. Arkadaşlar. Var mı? Arkadaşlar, şu orta boyları buraya, küçükleri de buraya katıyoruz. Çünkü
düşüyorlar, görüyorsunuz yani büyük küçüğü hemen alt etmeye, dövmeye çalışıyor. Hayvanlarda da aynı. Her seferinde de söylüyorum ama. Tamam diyor, şurayı açan da. Kaza kaza kaza. Hadi ben. Onlarla gelsin, tamam. Tamam. Tamam mı? Para vermiyor. Buradan orada hep kaçacak. Tamam, yeter burası bu. Orası sığdıysa yeter. Baksanıza şu bile birbirlerini susuyorlar. Geçilir değilse arkadaşlar, büyük küçüğü ayırmasan bunlar birbirlerini kırar. Yani büyük küçüğü ayırıyorsun ki süsüşmesinler. Herkes eşit şekilde gıdadan faydalansın. Arkadaşlar videoma kaldığım yerden tekrardan başlattım, devam ediyorum. Sizlere göstereceğim niye ayırdığımızı. Birebir göstermek istiyorum. Bak şimdi bakın. Bakın orada görüyor musun bir tane? Onlar neredeyse aynı yaşta olmasına rağmen birbirlerini süsüyorlar. Bir de küçüklerle büyükler aynı olsa küçüklere hiç yedirtmeyecekler. Boynuzlu boynuzsuzu. Hele bazı geçiler var. Tam dövüşken oluyor. Tam kıskanç oluyor. İnatçı oluyor. Öbürlerine hiç yedirtmemeye çalışıyor. Hepsi benim olsun muhabbeti yapıyor. Bakın. Gördünüz mü? İşte. Yürü kızım. Yürü kızım. Get oraya. Sen oraya gir. Sıcak yere gir. Sen zaten hastasın. Baksanıza şu geçiye, şu var ya, şu tam şey. Bir de bu şununla o ikisi tam şey. Şu kabuşlara yedirtmeyeceğiz, uğraşıyor. Bak hemen bir kafa atıyorlar, sanki hepsi aynı samanın. Sen de mi koca oğlan? O şunlara ne güzel yiyorlar. Bir de arkadaş yorum yaptı. Yapmış dün mü, daha önceki gün mü video. Genelde bildiğiniz üzere videolarda cevap veriyorum. Fink samanı ver, yonca samanı ver falan yazmış. Arkadaşlar yonca samanı şu anda tonu 1250 TL falan da bu sene. 1,5'tu hatta. Yani bir tonu 1,5'tu. Biz sadece geçilere 10 ton 12 ton saman alıyoruz. Biz bakla saman alıyoruz. Yani 12 ton yonca saman aldırmayı düşünsen, yani 17,5 milyar arası bir para vermen lazım. Yani o kadar para kazanıyor musun? Kazanmıyorsun. Gördüğünüz üzere bu saman da çok güzel yiyorlar. Yani biz yıllardır da zaten bakla samanı veriyoruz bunlara. Yonca somonuna alıştırmaya da gerek yok yani. Değil mi kızlar? Değil mi kızlar? Bakın güzelce yiyorlar. Biraz sonra hiç koymazlar. Sadece biraz sapıyla tozu kalır. Neyse, bu videonun da sonuna geldim. Kameramı çevirip sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldim dediğim gibi. İnşallah beğeniyorsunuzdur videolarımı. Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Her gün her video iyi olamaz. Yani elimden geldiğinde güzel konulu videolar çekmeye çalışıyorum ama yani bu her şey de aynı. Her gün her şey güzel olamaz. Bazen kötü olur, bazen iyi olur. Önemli olan işte iyiyken de insanın yanında olmak, kötüyken de yanında olmak. İnşallah sizler de benim yanımda olacaksınız. Daha büyük, daha güzel günlere gideceğiz. Daha çok abonemiz olacak. Daha çok kişiye ulaşacak sesimiz. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi videoda da kötü videoda da yanında olduğumuz için. Mesela şu surata bakın arkadaşlar. Sakal olmayınca çok bir tuhafım. Kendimi hiç beğenmiyorum. Bayağı bir daha bir tipsizim. Ama yapacak bir şey yok. Kökü bizde çıkacak yine. Dediğim gibi
Hepinize teşekkür ediyorum. Çok destek oluyorsunuz bana. Çok moral veriyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Konya'dan, Bozkır'dan herkese selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.